Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Bircan Ergün Başak. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesiyim. Yaşlılarda Görülebilecek Sorunlar ve Bakım Hizmetleri kitabının 3. ünitesi olan Düşmeler ve Bakım konusu ile karşınızdayım. Yaşlılarda Düşmeler ve Bakım konusu kapsamında Yaşlıda Düşmenin Önemi, Yaşlıda Düşmenin Nedenleri, ve yaşlılarda düşmenin önlenmesi konularına yer verilmektedir. Bildiğiniz gibi yaşlılık döneminde kasların zayıflaması, kemiklerin güçsüzleşmesi gibi nedenlere bağlı olarak yaşlı bireyler düşme riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Düşme kişinin belirli bir seviyeden daha alçak bir zemine gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Düşme sonucunda oluşan yaralanmalar yaşlılık dönemindeki bireylerin ölümcül sonuçlar yaşamasına neden olmaktadır. Kimisi hafif düzeyde düşmeler olmaktadır Kimisi ölümcül riskler içeren düşmeler olabilmektedir. Yaşlılık döneminde düşmenin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bunların başında elbette ki yaşlılık dönemine özgü fizyolojik değişiklikler gelmektedir. Yaşlılık döneminde öncelikle duyu organlarının duyarlılığının azaldığını unutmamak gerekir görme, işitme, dokunma, tat alma gibi duyu organlarının duyarlılıklarının azalması nedeniyle yaşlı bireyler etrafında olup bitenlere uyum sağlamakta zorlanmaktadırlar. Bu uyum güçlükleri onların denge problemleri yaşamasına da neden olmaktadır. Örneğin görme yetisi zayıflamış olan bir kişi etrafında meydana gelen, var olan Risk faktörlerini yeterince fark edemeyebilir, dolayısıyla daha kolay düşme gerçekleşebilir. Bunun yanı sıra kemiklerin ve kasların zayıflaması da yaşlı bireylerin denge problemi yaşamasına neden olmaktadır. Bunun gibi fizyolojik değişikliklere bağlı olan düşmeler meydana gelebilmektedir. Bununla birlikte yaşlılık döneminde bir takım hastalıklar yaşlıların e, dengede yürümesini, dengede durmasını e, veya çevresinde olup bir algılamasını zorlaştırabilmektedir. Bu nedenle hastalıklara bağlı olarak da yaşlı bireyin düşmesi söz konusu olabilmektedir. Bir diğer faktör ise ilaç kullanımıdır. Yaşlılık döneminde kullanılan ilaçların bazıları yaşlı bireyde uyum problemleri ortaya çıkarabilmektedir. Ee, yaşlı bireyin dengesini kaybetmesine yol açmaktadır. Bazı ilaçlarında yan etkileri bulunmaktadır. Ee, dolayısıyla yaşlılık döneminde birey e, ilaç kullanımına bağlı olarak da e, düşebilmektedir. Ve tabii ki e, yaşlılık döneminde düşmelerin en önemli nedenlerinden biri olan çevresel etkenler. E, çevresel etkenler yaşlı bireyin hareket kısıtlılığı, fiziksel kısıtlılığı gibi dezavantajlı faktörleri dikkate almadan çevre düzenlemesi yapıldığında yaşlı bireylerin düşme olasılığı artmaktadır. Yaşlı bireyler için ev içinde ve ev dışında birtakım çevresel düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Örneğin yemek yerken bir sabitleyici araç kullanılabilir tabakları masaya sabitlemek gibi veya yaşlı bireyin alışveriş merkezleri gibi yerlerde merdiven çıkamayacağı düşünülerek dikkate alınarak asansör yürüyen merdiven sistemlerinin oluşturulması ev içerisinde eşik. E, basamak gibi e, düzenlemelerin yapılmaması gerekmektedir. Dolayısıyla yaşlı bireyin özellikleri dikkate alınarak çevresel faktörler düzenlendiğinde düşmeler azalabilmektedir. Evet. Yaşlı bireylerin e, Düşmelerini önlemek için neler yapmalıyız, neler yapılmalı? Bunlara bakacak olursak, öncelikle ilk akla gelen şey çevresel önlemler. Hem konut içinde hem de dışarıya yönelik önlemleri içeriyor çevresel önlemler. Burada konut içerisinde, örneğin apartman, antre, merdivenler, mutfak, yatak odası, banyo ve tuvaletlerde mobilyaların ee, yaşlının fiziksel özellikleri dikkate alınarak düzenlenmesi gerekiyor. Ma e, mobilyaların sağlam malzemeden yapılması, e, kayma kaygan olmamaları yani kaymalarını önleyen e, araçlar kullanılması e, ve sabitlenmesi gerekmektedir. Yine dolapların yaşlının uzanabileceği yükseklikte olması, çok kullanılan eşyaların ulaşılabilir yerlere konulması, e, konut içi e, çevre düzenlemesine örnek olabilecek türden e, değişiklikler, düzenlemeler olarak sıralanabilir. Dışarıya yönelik önlemlerde ise bunlar e, daha çok e, yerel yönetimlerin e, ve ülke yönetimini e, ve söz sahibi olan kişilerin e, yaşlı bireyleri dikkate alarak e, çevre düzenleme ilkelerini ve Buna göre yapmaları yönünde farkındalık kazanmaları gerekmektedir. Bu kapsamda sokak ve caddelerin aydınlık olması, kaldırımların alçak ve tekerlekli sandalyelere uygun bir şekilde düzenlenmesi, rampalarda, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde asansör ve yürüyen merdivenlerin kullanılması gibi çevresel önlemleri içermektedir. Çevresel önlemlerin yanı sıra bireysel önlemlerle de e, düşmeleri azaltmak veya e, ortadan kaldırmak mümkün olabilmektedir. Bireysel önlemler kapsamında da yaşlı beyin egzersiz yapması, sigara, alkol gibi... E, şey, e, maddelerden uzak durması, e, vitamin alması, e, yeterli sıvı alması, ağır kaldırmaması, e, bir başka ifadeyle e, sağlıklı ve dengeli yaşaması e, ve kendini düşmelere karşı koruyacak önlemlere uygun bir yaşam biçimi kazanması e, gerekmektedir. Sevgili öğrenciler. 3. ünitemizin sonuna geldik. Gelecek bölümde hipertansiyon ve bakım ünitesini işleyeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.